Sıvının derinliği ve yoğunluğu arttıkça artar. Sıvıdan uyguladığı basışla ilgili deney yapan serap şekildeki su bulunan 1-2-3 numaralı kaplardan K kabına taşıma seviyesine kadar eşit hacimde su dolduruyor. K kabının ölçü verilmeyen ve soru işareti belirtilen Kısmının yüksekliği haçtan küçük olduğu biliniyor. Arkadaşlar Şurası haçtan daha küçükmüş Yani 400'den bahsetmeyeceğiz burada Evet Buna göre son durumda yorumlar hangilerinin doğruluğu kesindir? En büyük sıvı basıncı ikinci kabın tabanında oluşur. İkinci kabın tabanında oluşabilmesi için ikinci kabın tabanında arkadaşlar daha su basıncı ile ilgili alanı alanı ile ilgili bir şey bilmediğimiz için burada kesin bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Üçüncü kabın tabanında oluşan sıvı basıncı birinci kabın tabanında oluşan sıvı basıncından küçük olur. Neden küçük olur? Çünkü üçüncü kabın e, taban alanı birinci kaba göre çok daha e, büyüktür. O nedenle küçük olacağı kesindir arkadaşlar. Üçe bakalım. Önceki duruma göre sıvıların kapların tabanlarına uyguladıkları basınç değişimi en çok ikinci kapta en az üçüncü kapta olur. En çok ikinci kapta olması nedeni eklenecek su miktarının fazla olması. Ee, en az üçüncü kapta olmasının nedeni ise arkadaşlar eklenecek su miktarının az olmasına rağmen çok özür dilerim. Sulardaki yükselme miktarının ikinci kapta fazla olması, üçüncü kapta daha az olması arkadaşlar. Bunun, bunun nedeni arkadaşlar. Bunu da doğru olarak e, doğrudur arkadaşlar. Bu nedenle sevgili arkadaşlar cevabımız 2 ve 3 olan D seçeneğidir. Aşağıdaki görselde eski tarihlerde kullanılan ahşap malzemeden yapılmış bir su deposu gösterilmiştir. Ahşaptan yapılmış bu su depoların etrafı demirden yapılmış çemberlerle sarılır. Demir çemberler ahşap su deposunun üst kısmından alt kısma doğru inildikçe daha sık aralıklar ile kullanılır. Çünkü buradaki sığ basıncı artar. Derinlik arttıkça. Bu durumu en iyi açıklayan aşağıdaki bunu bu durum en iyi aşağıdaki hangisi açıklar? A. Deponun alt kısmını yüzey alan azalması ile uygulanan katı basıncın artması. Hayır arkadaşlar. Sıvı basıncının sıvının derinliği arttıkça artması. Evet doğru cevap budur. C ve D neden yanlıştır ona bakalım. Sıvı basıncı sıvının yoğun arttıkça artması A, eklenen su değişmediği için buna doğrudur diyemeyiz. D. Deponun içindeki suyun miktarı arttıkça zemin uygun katı basıncın artması zeminle alakalı bir durumdur. E, diplerdeki suyun kenarlarındaki e, fıçının kenarıyla alakalı deponun kenarlarıyla alakalı bir durum arkadaşlar. Bu ifade de bu nedenle yanlıştır. Bu nedenle doğru cevabımız B'dir arkadaşlar. Aşağıdaki özdeş kaplarda TY ve Z sıvıları bulunmaktadır. Sıvıların derinlikleriyle derinlikleri şekilde gösterildiği gibidir. TY ve Z sıvıların bulunduğu kapların tabanlarına uyguladıkları sıvı basınçlar arasında PTZ ve Y ilişkisi vardır. Arkadaşlar sorumuzun çözümünün ipucu burada. Buna göre TY ve Z sıvılarına ait yoğunluk sıvı grafiği aşağıdakiler hangisi olabilir? Arkadaşlar cismin e, zemine bulunduğu kabın e, tabanına uyguladıkları basınç bir kere farklı yerlerde ölçülüyorsa yer çekimi kuvveti. Bu aynı yerde ölçülüyorsa buradaki gibi cismin yoğunluğu ve cinsileri diyebiliriz ve derinliği diyebiliriz arkadaşlar. Burada Y cismi en derin olmasına rağmen en az o zemine bulunduğu sıvının uyguladığı basınç, bulunduğu kaba uyguladığı basınç en az olduğu için Y'nin yoğunluğunun da en az olması lazım sevgili arkadaşlar. Y'nin yoğunluğunun diğerlerinden daha büyük olduğu herhangi bir grafik geçerli olmayacaktır. T ve Z arasında da arkadaşlar hani T'nin yo yoğunluğu daha büyük ama T'nin e, uyguladığı basınç da daha fazla olduğu için T sıvısının Z, Z ile T arasında bir bağlantı hani direkt bir kesin bir sonuç oluşamayız ama biz buradan bizim e, cevaba gideceğimiz seçenek Y nedeniyle olacaktır. Buna nedenle Y'nin diğerlerinden daha düşük yoğunlukta olduğu grafik B grafiğidir arkadaşlar. Cevabımız bu nedenle B'dir. Arkadaşlar bu soruda adım adım gideceğiz. Kafamız yormadan cümleleri anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Daha doğrusu kafamız yoracağız ama bu yorgunluğun bizim anlamamıza, e, e, anlamamamıza neden olmasına izin vermeyeceğiz. Aşağıda özdeş kaplarda farklı miktarlarda farklı cins sıvı vardır. Arkadaşlar P ve R cisminin e, sıvılarının cinsleri farklı. Hangi ifade doğrudur diye bize soruyor. Sırayla bakalım öncüleri. Her iki kaba içindeki sıvılardan işlerine miktarda yani P sıvısı kadar birinci kaba R sıvısı kadar ikinci kaba. Uygulanan sıvı basıncı eşit oluyor ise e, diyor ki miktar sıvı eklendiğinde kapların tabanlarına uygulanan sıvı basıncı eşit oluyorsa P0'ının yoğunluğu r sıvısının yoğunluğundan büyüktür. Neden arkadaşlar? Biz birinci kaba kendi miktarı kadar eklediğimiz zaman eğer yükseklik e, ulaşacağı yükseklikler e, birinci kapta daha fazla olacaktır. E, ve bu nedenle arkadaşlar ona rağmen daha doğrusu ikinci kaba daha e, kendi içi kadar miktarda koymamıza rağmen Arkadaşlar buradaki yüksekliğin artmasına rağmen derinlik de artacaktır. P'deki derinlik çok fazla hani R'ye göre olmayacaktır. Ama buna rağmen bunların basıncı eşit oluyorsa P'nin yoğunun daha fazla olmasından kaynaklanacaktır. O nedenle birinci öncüle doğrudur diyoruz. İkiye bakalım. R sıvısının yarısı boşaltıldığında yani R sıvısının yarısı boşaltıldığında haşa inmeyecek. Bakın burası önemli. Yani H'den daha büyük olacak burası. Bu sıvının kalanının P ve P sıvısının bulundukları kapların tabanlarına uyguladıkları sıvı basıncı eşit oluyorsa diyor ki arkadaşlar bu kalan kısmın şurasının ve P sıvısının kapların tabanına uyguladıkları basınçlar eşit oluyorsa P sıvısının yoğunluğu R sıvısının küçük değil daha büyüktür. Çünkü yükseklik arkadaşlar birinci kapta daha alçaktır. Daha derinlik daha azdır. O nedenle basıncı ona rağmen daha yüksekse küçük değil büyüktür arkadaşlar. Bu ikinci öncül yanlıştır. Kapların tabanlarına... uygulan sıvı basınçlar eşitse şu halde ee, eşit ise kablara içindeki sıvılardan B, P sıvısı kadar yani alt e, en alttaki e, P kadar miktar kadar eklendiğinde ikinci kabın tabanı uygulan sıvı basıncındaki değişim birinci kaba göre daha fazla olur. Aslında daha tam tersi olur. Çünkü arkadaşlar değişim şöyle. da P sıvısı daha az yoğunluktadır. Daha doğrusu birinci kapta daha az sıvı vardır. Birinci kaptan üstüne eklediğinizde ikinci kaptan üstüne eklediğinizde farklı olacaktır. Çünkü bu kaplar yukarıya doğru genişleyerek gitmekte. O nedenle ekleyeceğimiz sıvılar da buna göre derinlik oluşturacağından buradaki ifade doğru değildir. Yanlış olur. Bu nedenle arkadaşlar bizim cevabımız yalnız bir olan A seçeneğidir. Aşağıdaki K, L, M, P, R ve S kapları özdeştir. Arkadaşlar tamamen su ile dolu K kabından P kabına L kabından R kabına, M kabından S kabına doğru su akışı başlatılıyor. Buna göre su akışı bittikten sonra K, L ve M kaplarının tabanlarında oluşan sıvı basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada e, eşitlik söz konusu olana kadar, e, seviyeler aslında su seviyelerindeki eşitlik söz konusu olana kadar bir su akışı gerçekleşecek. Burada da arkadaşlar en az M'de daha sonra L'de, sonra da arkadaşlar, pardon sonra K'da, sonra da L'de gerçekleşecek arkadaşlar e, su akışı. Bu nedenle arkadaşlar cevabımıza baktığımız zaman bunlardaki kalan L'de, K'da, M'de kalan su miktarına bakacağız. Arkadaşlar en fazla M'de kalacak. Ee, en az e, L'de kalacak. Bu nedenle yapılan basınç da bunlarla orantılı olarak L küçük, K küçük M şeklinde sıralanacak cevabımız bu nedenle A seçeneğidir arkadaşlar. Hep aynı miktarda su akıtan musluk ile doldurulan şekildeki kap özdeş bölümlerden oluşmuş ve su geçirmeyen bir bölmeyle ayrılmıştır. 15 özdeş bölümden oluşmuş kabın her bir bölümü bir saniyede dolmaktadır. Buna göre musluk açılıp kaba su dolmaya başladığında ifadelerden hangileri doğru olur? Arkadaşlar e, açıldığı zaman her saniyede biri dolduğu için arkadaşlar 3 saniye geçtikten sonra kaptaki su miktarı bu şekilde olacaktır. Ancak ve ancak P noktasını etkileyecek sıvı basıncı 4. saniyede başlar arkadaşlar. Ve 4. saniyeden sonra bakın arkadaşlar. 1-2-4-5-6- ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7. 7. saniyeden sonra 8. saniyede R kabında bir R noktasına bir basınç olmaya başlayacaktır arkadaşlar. Soruyu bu şekilde çözmeye çalışalım. 4. saniyede P noktasına sığ basıncı olmuştur. Evet 4. saniyede oluşmaya başlamıştır. Doğrudur. 2. 8. saniye sonunda P ve R noktalarına etkilen sığ basıncı eşittir. P ve R noktaların delikleri farklı olacağı için böyle bir şey diyemeyiz. Üçüncü öncüle baktığımız zaman 12 ve 15 saniyeler arasında arkadaşlar şu bölgeden bahsediyor. Çünkü burası 3, 6, 9, 12. P ve R noktalarına etkiden sıvı basıncı sürekli artar. Çünkü sürekli su dolmaya devam eder. P ve R noktalarına etkiden sıvı basınçlar eşit olmasalar bile üzerlerine sürekli su eklendikçe sığ basıncın artacağı kesindir. O nedenle bu ifade doğrudur. Cevabımız bu nedenle arkadaşlar 1 ve 3 olan C seçeneğidir. Bir öğrenci sıvı basıncı ile ilgili araştırma yapmak istiyor. Öğrencinin araştırması için yapacağı deneyinde kullanacağı dört farklı kapta bulunan sıvıların cinsi, yüksekliği ve kapların taban alanları aşağıdaki gibidir. Cins ve derinlik verilmiş sevgili arkadaşlar. Hı. Zeytinyağı bir kapta, diğer iki kapta su ve bir kapta da gliserol bulunmakta. Öğrenci deneyi ile ilgili aşağıdaki yorumlarda bulunmuştur. Buna göre öğrencinin yorumla ile ilgili aşağıdakiler hangisi yanlıştır? A. Sıvı cinsinin sıvı basıncına etkisini araştırmak için Sıvı cinsinin farklı cinslerde sıvı bulacağı Sıvı basıncıyla etkisini araştırmak için karşılaştıracağı kapların Tamamını bildiğinden ikinci yorumu doğrudur. Arkadaşlar tamamını biliyor mu arkadaşlar acaba? Bakalım sıvı cinsinin sıvı basıncına olan etkisini araştırmak için e, 1 ve 3 kullanabilirim e, mi? E, arkadaşlar Sıvı cinsini sıvı basıncına e niye kullanabilirim? Çünkü bunların derinlikleri aynıdır. bir e ve 3 kullanabilirim. Evet. 2 ve 4 kullanabilir diyor. H yüksekliğinin. Evet. 2 ve 4. kapları karşılaştırabilirim. Evet arkadaşlar. ikinci yorumda da hepsini biliyor. Bu nedenle A seçeneğinin doğru olduğunu biliyoruz. Bu nedenle. B'ye bakalım. Sıvının konulduğu kabın kesit alanının sıvı basıncına etkisinin olup olmadığını araştırmak için seçtiği kaplar yeterli olmadığından üçüncü yorumu yanlıştır demiş bakalım sığ basıncının kabın kesit alana bağlı olup olmadığını araştırmak için 1 ve ikinci kapları karşılaştırabilirim 1 ve ikinci kapları karşılaştıramaz burada hem cinsleri hem derinlikleri farklı olduğu için arkadaşlar Böyle bir yola gidemez. Böyle bir kap da yok zaten. Çünkü aynı şeyde olacaktır arkadaşlar. Aynı sıvı olacak. Aynı derinlik olacak. Sadece kesit alanı farklı olacak. Böyle bir kap bulunmadığı için sevgili arkadaşlar bu deney yapamaz. Bu nedenle üçüncü yorum yanlıştır. B'de verilen B seçeneği verilen ifade de doğrudur. Bu nedenle. C'ye bakalım. Öğrenci sıvıların yoğunluklarını bilirse kapların tabanlarına uygulanan sıvı basınçlarını karşılaştırabilir. Evet tabii ki karşılaştırabilir. Şöyle karşılaştırabilir. Zeytinyağı ile suyun durumunu bilir. O zaman suyla e, ne yapabilir? E, suyu bildiği için suyla gliserolü karşılaştırabilir. Arada farklı zeytinyağını karşılaştırabilir. Böyle bir e, değerlendirimde bulunabilir. D'ye bakalım. Sıvı derinliği sıvı basıncının etkisini araştırmak için sıvı basıncının sıvı derinliğinin Sıvı basıncının etkisini araştırmak için karşılaştıracağı kapların tamamını bilmediğinden birinci yorumu yanlıştır demiş. Birinci yorumu bakalım. Sıvı derini sıvı basıncının etkisini araştırmak için yalnızca 2 ve 3 kapları karşılaştırabilirim arkadaşlar. Sıvı derinliğinin sıvı basıncının eşit olduğunu. Yani ne olacak burada? Sıvının cinsi eşit olacak arkadaşlar. Ve e, burada ne farklı olacak? Ee, sıvının cinsi aynı olacak ve derinlikler farklı olacak. Çünkü biz burada sıvı derinliği karşılaştırmak istiyoruz. Burada sadece 2 ve 3. kapları var. Onu da doğru bilmiş zaten bu arkadaş. Bu nedenle bu yorumu yanlış değil doğrudur. Ama bizim D seçeneğimiz bu halde yanlış oluyor arkadaşlar. Biz de yanlış aradığımız için cevabımız D seçeneğidir. den değişkenlerle ilgili yapacakları deney için U borusu, boyalı su, silikon boru, balon ve huni gibi malzemeler kullanıyor. Öğrencinin kurduğu düzenekler ve yaptıkları deney aşağıdaki gibidir. A küçüktür B olduğuna göre B daha çok B'de daha çok değişme olmuş birinci şeyde ikinci düzenekte. Deneyle ilgili yapılan aşağıdaki de yorumlardan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar bu sorumuz için. A'ya bakalım. Özdeş kaplarda sıvıların yoğunluklar arasındaki ilişki K küçüktür L'dir. Çünkü K'daki A seviyesi B'den daha küçüktür. Bu ifade doğrudur. B'ye bakalım. 1 ve 2. düzenekteki veriler sıvı cinsi ile sıvı basıncı arası ilişki açıklamak için yeterlidir. Sıvı cinsi ile sıvı basıncı arasındaki veriyi tabii ki açıklayabilirim. Aynı malzemeler ama yükseltiler farklı. Bu nedenle bunu açıklayabilirim arkadaşlar. C. Huni'nin sıvılarda 2 H'den H seviyesine getirilmesiyle B. A'ya göre daha fazla uzar mı? Ee, iki 2 H'dan H daha çok derinliğe daldırırsak zaten ilk seviyede daha çok tu B. Bu çokluğu artarak devam edecek. Bu nedenle bu ifade de doğrudur. D sıvı basıncı ile derinlik arasındaki ilişkiyi araç, açıklamak için A ile B değerli karşılaştırmalıdır. Sıvı basıncı ile sıvı derinliği arasındaki bas açıklayabilmek için K ve L sıvılarının yoğunluktan aynı olmalı lazım. Yoğunlukları farklı olduğunu biz burada e, A ve B seviyelerin farklı olduğuyla anlamıştık zaten. O nedenle böyle bir karşılaştırma yapamaz cevabımız bu nedenle D seçeneğidir sevgili arkadaşlar.